Herkese merhaba. Bir transfer videosuyla daha karşınızdayım. 3 tane oyuncuyu konuşacağız bu videoda. Marco Benassi, Radja Nainggolan ve Kevin Strootman. 3 tane önemli oyuncu diyelim. Bu 3 ismi değerlendireceğim. Fakat öncesinde arkadaşlar transfer konusunda bir görüşümü, bir fikrimi paylaşmak istiyorum. Galatasaray yöneticileri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz olmak üzere diğer yönetim belli ki bugünden yarına transfer bitirebilecek durumda değiller. Evet, oyuncularla temas yapıyorlar. Fakat Galatasaray'ın çok ciddi ekonomik yükümlülükleri var. Ödemesi, Bankalar Birliği'ne ödemesi gereken paralar, faizler vesaire var. Ve şu anda transfere para ayırabilmiş değiller. Oyuncuların da piyasası şu an yüksek. Şu an parası olan transfer yapıyor. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç kasa kolaylığı sağlıyor. İşte sponsorluklar yaratıyor veya kulübün kasasına kendi cebinden borç koyuyor. Bu transferleri bitiriyor. Galatasaray'da böyle bir durum da söz konusu değil. Hem kişisel anlamda para koyan bir yönetim yok, hem de para bulabilen, kaynak yaratabilen bir yönetim yok. O yüzden transferlerin ben artık bugünden yarına gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Yani ne olacak? Bana kalırsa benim düşüncem Eylül'ün sonu, Ekim'in başı gibi bu transferler gerçekleşecek. Birazcık sabretmeniz gerekiyor. Sabretmeniz gerekiyor derken de şunu anlatmıyorum. Yani yönetime destek olun arkadaşlar. Yönetim her şeyin en iyisini yapacak. Sabırlı olalım. Muhteşem transferler gelecek demiyorum. Mecburuz sabretmeye diyorum. Çünkü transferi bitiremiyorlar. Sabrederken dua da edelim. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesin. Galatasaray Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmasın. Mecburuz. Başka alternatifimiz yok. İnşallah ilerleyen dönemde ya bu yönetim Galatasaray'ı daha iyi yönetmeye, layık olduğu şekilde yönetmeye başlar ya da güçlü bir yönetim gelir. Galatasaray bir daha bu kadar sıkıntılı bir süreç, transferde sıkıntılı bir süreç yaşamaz diyelim. Öncelikle bu kişisel görüşümü eklemek, sizlerle paylaşmak istedim. Kısa sürede ben artık transferlerin biteceğine inanmıyorum. Oyuncuların şu dönemde piyasası yüksek olduğu için muhtemelen piyasanın düşmesini, yani transferin son günlerini bekleyecekler. Orada artık kendisine takım bulamamış, teklifleri değerlendirememiş oyuncular ortaya çıkacak. Beşiktaş geçen sezon bu tarz transferler yapmıştı. O oyuncular içerisinden seçim yapacaklar. Fatih Hoca da işte beğenirse, ikna olursa bu transferler gerçekleşecek. Ben rotayı biraz o yönde görüyorum. Açıklamalar da o yönde. Başkan Mustafa Cengiz biz orta sahasız da şampiyon oluruz vesaire diyor ama şimdi bir sezon içerisinde oyuncuların sakatlanmasından dolayı orta sahasız kalıp orta sahasız da şampiyon oluruz gerekirse demek var. Bunu ben son derece desteklerim. Bir de sezon başı para bulamadığın için, transfer becerisi gösteremediğin için orta sahasız başlamak var. Orta sahasız başlayacağın veya transfer yapamadığın için de bunu altını doldurmak, bunu birazcık meşrulaştırmak için biz orta sahasız da şampiyon oluruz demek var. Bunu ben açıkçası kendi adıma mantıklı, doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Buradan da gaza gelmiyorum. Sezon ortası gaza gelirdim ama. Orta sahasız da oluruz derdim. Ama şu an demiyorum. Orta sahasız Galatasaray büyük sıkıntı yaşar. Dua edelim. Transferler geldiğinde Galatasaray için çok geç olmasın. Şimdi 3 tane oyuncu Galatasaray'a yazılıp çiziliyor. Bunlardan bir tanesi İtalyan bir futbolcu Marco Benassi. 25 yaşında Fiorentina'nın futbolcusu. Fatih Terim'in biliyorsunuz İtalya'da çok kuvvetli ilişkileri var. Çok ciddi bir network var. Oradaki ilişkilerini kullanarak bu oyuncuyu Galatasaray'a getirebileceği konuşuluyor sevgili arkadaşlar. Herhalde kiralık olarak gelecek. 25 yaşında olduğunu söylemiştik. 22 maçta 3 gol 1 asist yapmış bu sezon. Bence yetersiz ama Türkiye Ligi'nde daha iyisini yapabilir mi? Yapabilir. Artı geçen sezonki istatistikleri bence fena değil. 36 maçta oynamış. 9 gol 2 asist yapmış. Biraz bu sezon az maç yapmış olması bir handikap ama Galatasaray bu risklere girmek zorunda. Bu handikapları göze almak zorunda. Aksi halde zaten çok formda, çok iyi futbolcuları parası olmadığı için transfer edebilecek noktada değil. Ben karşı çıkmıyorum bu noktada. İtalya dışına çıkmamış olması önemli. Modena, Inter, Livorno, Torino, Fiorentina bu takımlarda oynamış. Modena altyapısından çıkma bir oyuncu. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda da İtalya milli takımının formasını giymesi, ciddi süre alması bekleniyor. Fatih Terim'in bu oyuncuyla ilgilendiği
şeklinde haberler var. Benim notlarım ve scoutların raporları hakkındaki yorumlara baktım. İkisini harmanlayarak söylüyorum sevgili arkadaşlar. Sağ görüşü çok iyi bir futbolcudan bahsediyoruz. 10 numara çok rahat bir şekilde oynayabilir. Kilit pas ve asist yeteneği var. Fakat sıkıntısı şu, sert bir futbolcu değil. Hava toplarında da birazcık etkisiz. Bu anlamıyla 6-8 numaradan ziyade Galatasaray direkt 10 numara gibi düşünürse daha fazla verim alabilir diye söyleyebilirim. İkinci oyuncumuz Kevin Strootman sevgili arkadaşlar. 30 yaşında. Ben açıkçası hani çok fazla beğenen insan var, gelsin diyen insan var. Hakkında olumlu yorumlar yazan birçok arkadaşı gördüm. Ama ben pek beğenmedim, pek tutmadım. Sanki Süper Lig'e uygun bir futbolcu değil gibi. Merkez, orta saha ve ön numara pozisyonunda oynuyor. Savunma ağırlıklı bir oyuncu. Marsilya forması giyiyor. Bu sezonda, daha doğrusu yeni başlayan sezon var ya arkadaşlar, bir maçta oynamış. Geçen sezon 30 maç, 2 gol, 3 asisti var. Yetersiz bir performans. Kariyerine baktığımızda Hollandalı bir oyuncu olduğunu da söyleyelim. Utrecht altyapısından çıkma, PSV, Roma ve Marsilya takımlarında oynamış arkadaşlar. Valla çok tercih eder miyim? Tercih etmem. Ofansif yanı güçlü olmadığı için çok benim istediğim bir futbolcu değil. Yaşı da var. Yani sonuç itibariyle 30 yaşında bir futbolcu. 21-22 yaşında olsa bu yanını geliştirir. Galatasaray Fatih Hoca'nın elinde biraz daha farklı bir oyuncu olur yorumu yapabilirdik. Abi böyle bir nosyonu da yok. Ben açıkçası pek tercih etmiyorum. Gelirse tabii yapacak bir şey yok. İyi oynamasını temenni edeceğiz ama sanki hem Benassi'den hem de Nainggolan'a kıyasla baktığımızda çok daha sıkıntılı, çok daha eksik bir futbolcu gibi gözüküyor. Ve son olarak Radja Nainggolan'ı konuşalım. Yani zaten bildiğimiz bir futbolcu. Açıkçası çok başarılı bir oyuncu. Daha önce kendisini defalarca ispatlamış bir futbolcudan bahsediyoruz. 32 yaşında, 1.76 boyunda. 10 numara pozisyonda oynuyor. Ön libero ve merkez orta sahada da oynama durumu var. Açıkçası Galatasaray onu 1 yıl kiralamak istiyor. Belçikalı bir futbolcu sevgili arkadaşlar. 1 yıl kiralamak istiyor. Inter onu Cagliari'ye göndermiş. Cagliari'de iyi bir sezon, iyi bir performans ortaya koymuş. Ama Inter'in 2020-2021 kadro planlamasında düşündüğü bir futbolcu değil. Bu da açıkçası beni umutlandırıyor ama Nainggolan tabii çok iyi, çok tecrübeli bir futbolcu ve sadece Galatasaray değil birçok takım da bu oyuncuyla ilgilenecektir diye düşünüyorum. O anlamıyla Galatasaray rekabete girecek ve bu rekabetten başarılı çıkma ihtimali çok çok yüksek değil. Belçika'da altyapıyı Belçika'da almış. Sonra Piacenza, Cagliari, Roma, Inter gibi takımlarda oynamış bu arkadaşımız. Onu da söyleyelim. Bu sezon 29 maçta 6 gol, 7 asistlik bir performansa imza atmış. Gerçekten skora etki edebilen, sert, savunmaya da ciddi anlamda yardım eden bir futbolcudan bahsediyorum. Eğer Galatasaray bu transferi yaparsa yeni melosunu buldu diye ben bir video çekerim sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın yeni melosu Radja Nainggolan diye bir paylaşım yaparım, onu söyleyelim. WooScore sitesine göre güçlü yönlerini aktarayım. Ara pası, uzaktan şutlar, kilit paslar, adam geçme, dribling, bunların hepsinde gayet başarılı bir isimden bahsediyoruz. Belirgin bir zayıflığı yok. Yani zayıf diyebilecekleri bir özelliği yokmuş ama ben şunu görüyorum. Bazen çok kontrolsüz oynuyor. Yani biraz düzen dışına çıkabildiği olabiliyor. Benim gördüğüm zayıf diyebileceğim noktası o. Kontrolsüz bir futbolcu haline de maç içerisinde gelebiliyor. Buna dikkat etmesi lazım. Bir de sertlik. Yani çok sert bir futbolcu olmasından kaynaklı olarak Türkiye Ligi'nde bazı maçlarda sıkıntı yaşayabilir, kart problemine girebilir, Galatasaray'ı eksik bırakabilir. Benim eklemelerim bunlar. Genelde scoutlar böyle bir zayıf yönünden bahsetmemişler. Bunu söyleyelim. Ve bu üç isim içerisinde Benassi, Strootman ve Nainggolan. Ben Nainggolan'ı gerçekten çok isterim. Hatta Benassi ve Nainggolan beraber oynasalar iyi olur mu? Bence olabilir. Çok ciddi de fark yaratabilirler. Ama işte bu transferler biter mi, bitemez mi? Yani Galatasaray yönetimi bu transferleri bitirme başarısı gösterebilir mi? Bu konuda hepimizin artık çok ciddi bir güven kırılması yaşadığını söyleyebiliriz. Emin olamıyoruz.
Galatasaray bu transferleri söker alır diyemiyoruz. Bekleyeceğiz. Birçok oyuncu boşta. Hepsiyle ilgilenen birçok kulüp var. Onların hepsi bu transferleri bir şekilde bitirecekler. Sonda kalan oyuncuyu da veya oyuncular arasından da Galatasaray tercih yapacak. Hani bu bir şarkı çalar, müzik çalar. İşte 6 kişi 5 sandalye etrafında dolanırlar ya arkadaşlar. Sonra müzik bittiğinde herkes oturur. Ayakta kalan elenir. Biliyorsunuz değil mi bu oyunu? Ben oyunun adını bilmiyorum ama oyunun kendisini biliyorum. Defalarca oynadım. Galatasaray'da böyle bir şey yapacak. Yani 4 Ekim'e kadar kulüp bulanlar bulacak. Kulüp bulamayanlar içerisinden o ayakta kalanlardan Galatasaray transfer yapacak. Öyle gözüküyor. Radja Nainggolan bu kıstasa uyar mı? Yani onun 4 Ekim'e kadar kulüp bulamaması gibi bir durum söz konusu olur mu? Zannetmiyorum ama Kevin Strootman olabilir. Stefan Johansen olabilir. Marcus Henriksen olabilir. Veya işte Benassi olabilir. Bence çok üst seviye bir futbolcu değil. Böyle isimler içerisinden Galatasaray son bölümde tercihlerini yapacakmış gibi gözüküyor. Bu durum kanat için de geçerli. Kanatta da Galatasaray bu nosyonda, bu formatta oyuncular bakacak. Transferleri bitirmeye çalışacak. Sabır, sabır, sabır. Sabrederken de şans, şans, şans. Neden şans diyorum? Şundan dolayı. Çünkü bu eksik kadrodan dolayı Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne daha fazla risk almış olacak. Elenme ihtimali daha fazla olacak. Süper Lig'de ilk 3-4 hafta çok zorlu maçları var. Başakşehir deplasmanı, Fenerbahçe iç saha karşılaşması. Yine bu maçlara da görünen o ki büyük ihtimal Galatasaray eksik kadroyla çıkacak. Bu nedenle sabırın yanı sıra şansa da ihtiyacı var. Fatih Terim'in iyi bir takım kimyası, eldeki malzemeden iyi bir takım kimyası yaratma ihtiyacı var. Bunları başarabilirse sonrasında transferler de geldiğinde Başkan Mustafa Cengiz kendi adına şunu söyleyebilir. Bu transfer döneminde de Fatih Hoca sayesinde ucuz yırttık. Transferleri zamanında yapamadık veya transfer yapamadık ama Fatih Hoca sağ olsun bizi idare etti. Yine o alfalığını konuşturdu, winnerlığını konuşturdu. İyi bir takım ortaya çıkarttı. Biz ona destek olamadığımız halde Fatih Hoca bizi kurtardı şeklinde kendi aralarında sohbetler edip dualar yapabilirler sevgili arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Arada dışarıdan böyle ufak tefek gürültüler geliyor. Caddenin kenarında şu an oturdum ben. Bunun da kusuruna bakmayın. Ama YouTube'un özelliği bu, doğal videolar çekiyoruz. Arada takılmalar, sürçmeler de oluyor. Yanlış bilgi verdiğimde de uyarıyorsunuz. Bu konuda da sizlere minnettarım. Bir aile gibi olduk. Hepinize bu bağlamda teşekkür ediyorum. Bu 3 oyuncu içerisinden hangisini tercih edersiniz veya hangilerini istersiniz? Bana yazın lütfen. Videonun altında mesajlarınızı bekliyorum. Video yayınlanırken chat esnasında ben de online olacağım. Chat bölümünde sorularınızı cevaplandıracağım. Bir de like yaparsanız çok mutlu olurum. Son küçük bir isteğim daha var. Like yaptınız, mesaj attınız, kanala abone oldunuz. Abone olurken zil sesine de dokunun. Zil sesine dokunduğunuzda da sizlere video yüklediğimde veya canlı yayın yaptığımda uyarı gelecek arkadaşlar. Sağlığınıza çok dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.